canlar dostlar. Nasılsınız? Nasıl geçti hafta? Ne yaptınız? Ben Cem Kervan. Bu hafta Fırtına Olacak adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Deyişten çok türkü formatında bir eser. Konusu bir gün Hazreti İsa'ya bir grup geliyor. Ferisiler, yani Ferisi mezhebinden birkaç kişi, bir de Saduki mezhebinden, ikisinden. Normalde beraber çok takılmazlardı ama bu sefer İsa'ya karşı bir imtihan, bir tuzak kurmaya çalışıyorlar. İlahi yetkisini ispatlamak için haktan bir keramet göstermesini istediler. İsa onlara şöyle bir cevap verdi. Hani derler ya, gün batımı gökler kızıl. Demek yarın hava güzel. Gün doğumu gökler kızıl. Demek bugün hava rezil. Herhalde o zamanlarda bir atasözleri vardı. Meteoroloji diye bir şey yoktu o zamanlarda. Ancak böyle anlarlardı. Yani akşam havalar kızılsa ertesi gün güzel olacakmış. Ama sabah gökler kızılsa o gün hava kötü olacakmış, rezil olacakmış. Yani bir fırtına gibi bir şey olacak herhalde diye anlarlardı. İsa diyor ki, göğe bakarak havanın durumunu yorumlamasını biliyorsunuz. Fakat maalesef yaşadığımız çağın alenen gösterdiği alametleri hiç yorumlayamıyorsunuz. Yani bugünlerde öyle. Yani etrafımızda bir sürü olay oluyor. Alamet aslında bunlar. Ama yorumlayamıyorsunuz. Göremiyoruz bile. Evet. Şimdi İsa diyor ki, devam ediyor. Ancak kötü ve vefasız nesil bir alamet, keramet ister. Fakat Yunus peygamberin alametinden başka alamet, keramet gösterilmeyecek onlara. Sonra çekip gitti. Daha sonra onu anlatacağım. Yani Yunus peygamberin alameti bir balığın karnında 3 gün 3 gece kalmasıydı. Ve İsa ima diyor ki, ben de toprağın altında, yani bu dünyanın bağrında, kara toprağın bağrında 3 gün 3 gece kalacağım. Ama onu daha sonra anlatıyor. Her neyse, bu alamet olayı benim için çok düşündürücü. Çünkü şu günlerde bir alametler var, sanki fırtına olacak. Ve öyle bir türkü tarzı bir şey ortaya çıktı. İnşallah beğenirsiniz. Bir arkadaşlarımla birlikte çalacağım bunu. Biri flüt çalıyor, yan flüt çalıyor. Öteki erbane çalıyor. Mert'le Ayşe. İnşallah seversiniz. Dersiniz bugün fırtına olacak.
göz bakarsınız. Hava durumunu yorumlarsınız. Ama alametleri görmezsiniz. Alametler der fırtına olacak. Ama alametleri görmezsiniz. Alametler der fırtına olacak. Kervanım alamet var gözüktüydü. Yunus peygamberin alametiydi. 3 gün 3 gece mezarda kaldıydı. Gökle geliyor fırtına olacak. 3 gün 3 gece mezarda kaldıydı. Gökle geliyor fırtına olacak. Evet, bekle geliyor, fırtına olacak. Yani sanki alametleri gözükmeye başladı. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyoruz. Söylemiyor zaten. Ama her an hazır ve nazır olmamız lazım. Çünkü fırtına olacak. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Yani beğeni düğmesini bir tıklayın. Abone olun kanalıma. Yorumda bulunun isterseniz ve haftaya hazır ve nazır kalın, sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.